Hepimiz risk altındayız. Bunun önüne geçmenin en basit yolu da sosyal izolasyon. Yani evden çıkmamak. Bunu artık ezberlemiş olmamız gerek. Peki hamileler ve çiçeği burnunda anneler ne yapmalı? Mesela yeni anneler bebeklerini emzirirken nelere dikkat etmeli? İşin bir de aşı boyutu var ki en çok sorulan sorular arasında. Virüs kol gezerken aşı vurulmalı mı? Dediğimiz gibi yanıt bekleyen tonla soru var. Biz de hepsini uzmanına sorduk. Yanıtlara bakalım. Hamileliği de bir risk faktörü olarak sayıyoruz. Uzmanlar koronavirüse karşı her kesimi uyarıyor. Virüs, yaş, cinsiyet ayırmıyor. Ama bazı özel durumlar riski daha da arttırıyor. Hamileler ve emziren anneler de bu virüsten dolayı oldukça endişeliler. Peki hamileler risk grubundalar mı? Ve emziren anneler nelere dikkat etmeliler? Hamileler de aynen işte şeker hastaları, kalp hastaları gibi risk grubu. Dolayısıyla özel korunması gereken grup. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, özellikle yeni doğum yapanların bebeklerini anne sütünden mahrum bırakmamaları gerektiğinin altını çiziyor. Çocuğunu doğurduktan sonra özellikle emzirme meselesinde sütten geçmediğini biliyoruz virüsün. Solunum yoluyla geçiyor. O yüzden anne sütü de çok değerlidir. Özellikle ilk günlerdeki anne sütü, ağız dediğimiz halk arasında çocuğun mutlaka bunu alması lazım. Anneler çocuklarını emzirirken hijyene en üst seviyede dikkat etmek zorunda. Çocuğunu emzirecek ama emzirirken tedbirlerini alacak. Elini yıkayacak, ağzına maske takacak. Çocukların aşılarının aksatılmaması gerektiğini vurgulayan Ceyhan, aile hekimleriyle mutlaka görüşülmesi gerektiğini belirtti. Çocukların aşılaması son derece önemli. Mutlaka aile hekimleriyle telefonla görüşsünler gitmeden önce ama aşıların da aksatılmaması lazım. Sosyal mesafenin hamileleri ve yeni doğan bebekleri korumakta önemi büyük. Dışarıdan gelen birinin kıyafetleri onlardan mümkün olduğunca uzak tutulmalı. Sarılmaktan mutlaka uzak duracağız. Diyelim ki COVID-19 için o virüsün havaya bulaşıp çocuğu hastalandırması mümkün değil. Ayakkabının altınızın altında işte virüs bulaştı. Çocuğun mutlaka eliyle temas edip ağzına burnuna götürmesi lazım. O ayakkabıyı çocuğun erişemeyeceği bir yere koymak lazım. En azından 6 saat bu şekilde kalırsa ayakkabı orada 6 saatten sonra virüs canlı kalmaz üzerinde.